İnsan olmak mümkün değil, cennetlik olmak mümkün değil, Allah'ın ebedi nimetlerine, saadetine nail olmak da mümkün değil. Hepsinin sırrı, hepsinin sebebi iman. Onun için Efendimiz Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, men kâne âhiru kelâmihi. Ne demek âhiru kelam? Bir insanın son sözü. Son söz derler, âhir kelam. Men kâne âhiru kelâmihi, kimin son sözü olursa, la ilahe illallah olursa. Yani yeryüzüne veda edecek bir insanın son sözü la ilahe illallah olursa dehalel cenne, kesinlikle cennetliktir. O mutlaka cennete gidecektir. Son söz la ilahe illallah olacak. Yani en son bir insan çenesini bu kelimeyle kapatacak. Hayatın perdesi bu kelimeyle inecek. Son ağzımızdan dışarıya çıkan hava la ilahe illallah diye çıkacak. Var mısınız? Bunun tedbirini almak, bunun çaresini, tedbirini almak her müminin vazifesi, her müminin vecibesi olduğu halde görüldüğü gibi İnsan kalabalıklarına baktığımız zaman hiç bu endişe içinde olduklarını görmüyoruz. Acaba nasıl olur da yeryüzünden iman ile göçerim kaygısı adeta hiç kimsenin yüzünden okunmuyor. Hiç kimse de böyle bir endişe, böyle bir korku, böyle bir merak, böyle bir panik görülmemektedir. Değerli kardeşler, hele içinde bulunduğumuz şu, yaşadığımız şu hayatın, içinde bulunduğumuz şu toplumun da durumunu, halini gördükten sonra ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini, ne kadar hazırlık içinde olmamız icap ettiğini de anlamak zorundayız. Bakınız mesela ölümler o kadar tuhaflaştı ki, ölüm dediğimiz hadise o kadar acayip bir hale geldi ki 100 kişinin hemen hemen 100 tane ölünün 70'i ansızın ölüyor. Ne demek ansızın? Farkında olmadan birdenbire ölüm geliyor. Evvelce insan yatağında ölürdü. Evinde, köyünde, yatağında, odasında, eşiyle, dostuyla, yakınlarıyla, akrabasıyla hep beraber helallaşırdı, haklaşırdı, rahat rahat ağzına zemzem suyu varsa verirlerdi, konuşurdu, kelime-i tevhid söyletilirdi. Biliyorsunuz ölmek üzere olan bir insana muhakkak surette la ilahe illallah demesi için ne yapılır siz söyleyin, telkin edilir. لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Ölmek üzere olan bir adama ne yapıp edeceksin? لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ demesini temin edeceksin. Şimdi trafik belasının bir arabanın tekerlekleri arasında ezilen adamı nereden bulacaksın da لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ dedirteceksin? Zamanımıza bak, ölümler ne hale gelmişti? Bundan 50 sene, 60 sene evvelki insanın ölüm olaylarıyla bugünkü ölümleri lütfen biraz kıyaslayın. Görüyorsunuz, evinde rahat ölen kaç kişi var? Ameliyat masalarında, hastahane köşelerinde ölen ölene ya böyle ölüm mü olur be? Kur'ansız ölüyorlar, kelime-i tevhidsiz ölüyorlar. Helallaşmadan ölüyorlar, hesaplaşmadan ölüyorlar, pisi pisine ölüyorlar. Öyle mi değil mi soruyorum? Böyle ölüm mü olur be? Hani hazırlığınız, hani tedbiriniz, hani Kur'an okuna okuna ölenler, hani Yasin suresini dinleye dinleye ölenler, hani kelime-i tevhid içinde ölenler, bana temiz bir ölüm gösterin. Ölüm de kalmadı. Hayatımız ne kadar kargaşaysa
ölümümüz de o kadar kargaşa hesaplanır. Temiz ölen bir adam gösterin gidip ayağını öpeyim. Yok. Gaflet olanca şiddetiyle üzerimizde, cehalet üzerimizde. Uyanık değiliz, hazır değiliz.